Merhabalar. Kültür gündemini paylaşmak üzere bu haftada kültür servisinde birlikteyiz. Bugün bir ana gündemimiz ve çok önemli bir konuğumuz var. Türkiye'de insan hakları denilince akla gelen ilk isimlerden avukat Eren Keskin konuğumuz olacak. Eren Keskin 30 yılı aşkın zamandır Türkiye'de insan hakları için mücadele ediyor. Sayısız ödül aldı. Buna karşılık sayısız davayla da yüz yüze geldim. Eren Keskin'le insan hakları mücadelesinin bugününü, bu mücadele içerisinde kadın hareketini, kadın öznesini ve elbette son dönemde birkaç ay önce okurla buluşan Bircan Değirmenci'nin kaleme aldığı Eren Keskin Bir Hayat kitabını konuşacağız. Eren Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkürler, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Biraz ilk başta insan haklarından söz edelim, bu mücadeleden söz edelim istiyorum. Çok uzun bir yol aslında evrensel beyannamenin imzalanmasından Türkiye'de İnsan Hakları Derneği'nin kuruluşundan bu yana uzun bir yol var. Çok bedel ödendi. Diğer taraftan sanki bazı dönemeçleri hiç alamamışız gibi. Neler söylersiniz bir durum tespitiyle başlarsak? Evet. Yani coğrafyamız tabii ki çok zor bir coğrafya. Yani birçok suça tanıklık etmiş bir coğrafyadan söz ediyoruz. Yani hemen 20 gün sonra işte bir soykırımın yıl dönümü, yani 24 Nisan 1915'in yıl dönümü. Ve çok Türk ve Sünni Müslüman bir resmi ideoloji oluşturulmuş ve bununla yönetilmiş ve bu çok içselleştirilmiş bir ideoloji. Tabii ki bu nedenle insan haklarından ya da insan haklarının gelişiminden söz etmek çok kolay olmuyor bizim coğrafyamızda. Değişmeyen bir devlet aklı var maalesef ki. Yöntemler değişse de devlet aklı hep aynı akıl olarak varlığını devam ettirdiği için de zaman zaman tabii ki kazanımlarımız öne çıksa da çoğunlukla hak ihlallerinin hep yoğun yaşandığı bir coğrafya burası. Tabii ki biz insan hakları savunucuları açısından 90'lar son derece önemli. Çünkü derneğimiz 1986 yılında kuruldu. Askeri darbenin sonrasında kurulan ilk sivil toplum örgütü İnsan Hakları Derneği. Ve o dönem işte cezaevindeki mahpusların aileleri ve bir takım aydınlar birlikte kurdular bu derneği. Ve 90'lardan itibaren de bölgede süren yakıcı savaş ortamının hak ihlalleri bizim ana gündemlerimizden biri oldu. Yani son derece kötü süreçler yaşadık. Arkadaşlarımızı yitirdik. Gözaltında kaybedilen insanlar oldu. Bizler cezaevlerine girdik. Ölüm tehditleri aldık. Hatta suikastler yapılmak istendi. Yani çok zor bir süreçti 90'lar süreci. Ama bugün gelip baktığımızda yani 90'ların o zor süreçlerinin aktörlerinin hala görünürde, hala iktidarın yanı başında oluyor olması çok da fazla bir şeyin değişmediğini gösteriyor. O nedenle insan hakları mücadelesi gerçekten bizim coğrafyamızda çok zor bir mücadele alanı. Gerçekten de sizin söylediğiniz gibi 90'lar o zor yıllardan bugüne geldik. Üzerinden 30 yıl geçti ama şimdi de şöyle bir gerçeklik görüyoruz. Kadınlar en temel yaşam haklarını savunmak için mücadele ediyorlar, öyle değil mi? İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi bir ölüm kalım mücadelesi aslında devam ediyor gibi gözüküyor bu coğrafyada. Kesinlikle ben bu coğrafyada yani sistemi en korkutan hareketin en başta kadın hareketi olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü kadınlar biat etmeden bir mücadeleye devam ediyorlar. Ve sizin de söylediğiniz gibi aslında İstanbul Sözleşmesi çok önemliydi ve İstanbul Sözleşmesi bizim coğrafyamızdan çıkan bir mücadelenin sonucunda hazırlandı. Yani Diyarbakır'da eşi tarafından annesi katledilen, kendisi de yaralanan Nahide Opuz davasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti mahkum edildi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından. Ve bunun üzerine Avrupa Konseyi bütün üye devletlere kadını aile içi ve her türlü şiddete karşı korumak üzere bir sözleşme hazırlayın çağrısı yaptı. Ve İstanbul Sözleşmesi böyle hazırlandı. Ve bu sözleşmenin hazırlanmasında bizim coğrafyamızdan kadın hukukçuların çok büyük emeği var. Ve maalesef ki bu sözleşme yani ilk imzalayan devlet ve İstanbul'da imzalanmış olmasına rağmen bu sözleşme
Cumhurbaşkanı'nın tek bir imzasıyla, tek bir erkeğin imzasıyla bütün kadınların elinden alındı bu sözleşme. Bu sözleşme şu açıdan çok önemliydi. Bence devleti de en çok rahatsız eden yanı oydu. Çünkü şunu söylüyordu bu sözleşme. Diyordu ki hiçbir örf, hiçbir adet, hiçbir namus anlayışı kadına yönelik şiddetin gerekçesi yapılamaz. Oysa ki bizim coğrafyamızda kadına yönelik şiddetin en büyük gerekçesi o yaratılan erkek egemen, feodal ve militer namus anlayışı. Bunun sorgulanmasına yol açıyordu bu sözleşme. Bunu tabii ki AKP, MHP iktidarıyla birlikte tam farkına vararak kendileri açısından tehlikeli buldukları için bu sözleşmeyi maalesef ki feshettiler. Ama biz kadınlar olarak bu sözleşmenin geri geleceğine inanıyoruz. Çünkü hiçbir uluslararası sözleşme süs olsun diye imzalanmıyor. O sözleşmelerin arkasında büyük mücadeleler var. İstanbul Sözleşmesi'nin arkasında da kadın kurtuluş mücadelesi var ve o sözleşmeyi biz geri alacağımıza inanıyoruz. Ve kadınlar da bunun mücadelesini bıkmadan belki de yalnızca sokağa çıkan tek kitle olarak savunmaya devam ediyorlar. Erhan Hanım, siz biraz bahsettiniz ama önemli olduğunu düşünüyorum. İnsan hakları savunucusu ya da insan hakları ihlalleri diyelim, sanıyorum ki kültürden bağımsız düşünülemez. Sizin de söylediğiniz gibi içselleştirilmiş o ataerkillik, milliyetçilik, neler söylersiniz? Bizim kültürümüzle insan haklarının bu çoğu zaman aslında kötü örneklere sebep olan ilişkisi konusunda. Evet, yani çok İttihatçı ideoloji diyeyim, yani 1915 soykırımını gerçekleştiren ve Cumhuriyet'in de kuruluş ideolojisi olan bu iddiatçı bakış açısı maalesef ki, yani en başta aileden başlayarak ve eğitim sistemiyle toplumun tamamına yayılmış durumda. Çok içselleştirilmiş bir resmi ideoloji var. Yani halk devlete benziyor. Biz %15'iz en fazla, yani çok kalabalık değiliz maalesef ki. O nedenle de işimiz zor. Yani iktidarı ve muhalefetiyle aynı kaynaktan beslenen bir zihniyetten söz ediyoruz. Hemen iki gün önce bir şey yaşadık. Yani işte bugün bölgede HDP'nin tüm belediyeleri kayyum atanarak idare ediliyorlar. Yani büyük bir hak ihlali uygulandı. Belediye başkanları tutuklandı. Kayyumlarla şu anda gasp edilen belediyeler var. Örneğin CHP içerideki yaptığı propagandada diyor ki biz kayyum siyasetine karşıyız diyor ama Avrupa Konseyi'nde iktidarın bu tutumunu destekleyen bir açıklama yapıyorlar. Tırnak içinde bir terör var diyorlar orada ve devlet bu yüzden bunu yapıyor diyorlar. Şimdi böyle olduğu zaman, yani iktidar ve muhalefet aynı kaynaktan beslendiği zaman sizin önünüz kapanıyor. Ya da hep böyle baskıyla karşılaşıyorsunuz. Yani bizim medyamız çok sınırlı. Yani sesimizi duyurabildiğimiz medya çok sınırlı. Yaptığımız tüm açıklamalar, tüm konuşmalara davalar açılıyor. Yani büyük bir baskı altında aslında bu mücadeleyi bizler sürdürüyoruz. Onlara karşı hep yenik bir taraftan mücadele sürdürüyoruz. Hep baskı altındayız. Ve maalesef toplumun büyük çoğunluğu bunu görmüyor, görmek istemiyor. O nedenle de çok zor oluyor zaten. Ve zaman zaman da topluma rağmen aslında bazı mücadeleleri yürütmek gerekiyor. Bunun üzerine bir de iktidarın artık nakaratı olmuş bir yerli ve milli söylemi var. Diyor ki işte yerli milli şu olacak, bu olacak. Bence en tehlikelisi yerli ve milli kültür yaratmak diyor. Bu hak mücadelesine de zarar verir mi dersiniz, bu yerli ve milliyi egemen kılmak kültürde? Yani bir kere aslında yerli ve milli deme gibi bir hakları yok. O zaman bütün uluslararası sözleşmelerden imzalarını çekmeleri gerekiyor. Nasıl İstanbul Sözleşmesi'ni feshettiler, o zaman Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden de çıkacaklar. Tüm Birleşmiş Milletler Sözleşmelerinden çıkacaklar. Sizin eğer orada imzanız varsa yerli ve milli insan hakkı ya da yerli ve milli kadın hakkı diye bir şey söyleyemezsiniz. Çünkü siz uluslararası sözleşmelere imza atarak kendinizi bu sözleşmelerle bağlamışsınız zaten. Siz bu sözleşmelere uygun politikalar geliştirmek zorundasınız. Ama maalesef hem bu yapılmıyor, yani Türkiye altına imza attığı tüm uluslararası sözleşmeleri ihlal ediyor ve maalesef imza ortakları tarafından da
yeterince sorgulanmıyor. Yani bu uluslararası sözleşmelerin hepsinin denetim mekanizmaları var. Ama maalesef ki bu denetim mekanizmaları Türkiye'ye karşı işletilmiyor. Bu temel bir sorun. O nedenle de Türkiye çok özgür bir biçimde istediği gibi yerli ve milli diyerek şeye devam ediyor, politika yapmaya devam ediyor. Özgür Gündem davasında pek çok dava açıldı sizinle ilgili. Orada da yargılanmıştınız. Herhalde Özgür Gündem'le ilgili en fazla dava açılan kişi sizsiniz. Necmi Yalpar diyor ki bizim hakkımızda iki dava açtılar. Eren'in Keskin hakkında belki 100 dava açıldı diye. Oradaki bir kararda sizin de yerli ve milli bir savunucu olmadığını söylenmişti galiba, değil mi? Ya aslında tabii ben Özgür Gündem'in genel yayın yönetmeni hanesinde benim adım gözüktü ama ben tabii aktif olarak yapmadım bu görevi. Ve savunmaları da ben hep şey üzerinden, ben bir insan hakları savunucusuyum. Bu kadar baskı gören bir gazeteye gönüllü olarak genel yayın yönetmeni hanesine adım yazıldı dedim. Böyle bir savunma yaptım hep. Ve mahkeme de aslında Özgür Gündem'i değerlendirmekten çok insan hakları hareketini değerlendirdi kararında. Şey yazdı işte, bu insan hakları hareketi bize zarar vermektedir. Çünkü kökü dışarıdadır. Yerli ve milli bir insan hakları hareketi yaratılmalıdır gibi saçma sapan, yani ben 32 yıldır insan hakları hareketi içindeyim. Bu kadar yıldır ilk defa silahlı örgüt üyesi olarak ceza aldım. Yani daha önce birçok cezaları almıştım ama 143 dava açıldı bizim hakkımızda. Yani bu işte ana davada örgüt üyeliğinden yargılanıyorduk. İşte Cumhurbaşkanı'na hakaretten, propagandadan falan birçok dava açıldı. Ve şu anda ben 26 yıl 9 ay toplam hapis cezam var. Yani bu mahkeme kararları bir kısmı istinafta, bir kısmı Yargıtay'da, bir kısmı devam ediyor. Ama ya her an cezaevine girmeye aday bir insanım. Benim gibi birkaç arkadaşım daha var böyle gazeteden. Yani böyle mesela 5 yıldır yurt dışına çıkamıyorum. Yani her şeyinizi engelliyorlar sizin. Yani yola getirmek istiyorlar. Onlar gibi olmamız için yapıyorlar ama olmuyor işte. Yani sonuçta bu mücadeleye devam eden insanlar var. Bu yüzden kaybettiğimiz insanlarımız var. O nedenle de zaten onlara hep borçluyuz. Onların yüzü suyu hürmetine devam ediyor bu mücadele zaten. Onlara borcumuz nedeniyle. Ama beni üzen şu, beni üzen kendilerine muhalefet diyen kesimlerin çifte standartları, mağdur seçicilikleri. Yani esas beni rahatsız eden ya da bizi insan hakları savunucuları olarak rahatsız eden bu. Aslında tam da bununla bağlantılı son dönemde sosyal medyada size yönelik bazı saldırılar var, hatta hedef göstermeler var. Bunu aslında hemen şimdi sorayım, nasıl yorumlarsınız? Aslında kadın hareketinden konuşurken soracaktım, kadın hareketinin içinde de mi kutuplar var diye. Son dönemde hedef seçildiğinizi, hedef gösterildiğinizi görüyoruz sosyal medyadan. Neler söylersiniz? Yani şöyle, aslında ben genel olarak cevap vermiyorum ama bazı yazılanlar son iki günde çok ağır geldi. Yani özellikle trans kadınlara farklı bakan bir feminist kadın çevresi var. Biz daha farklı bakıyoruz. Buradan çıkan bir tartışmaydı bu. Ama tabii ki onlar özellikle Sakine Cansız'la ilgili yazdığım bir yazıyı örnek göstererek beni hedefe alan bir paylaşım oldu ve onun üzerinden ben iki gündür sürekli ölüm tehditleri alıyorum. Yani ve yine mağdur kendilerinin olduklarını düşünüyorlar. Bu inanılmaz geliyor bana gerçekten. Biraz önce de söylemiştim. Yani iktidar ve muhalefet aynı kaynaktan besleniyor. İşte maalesef feminist hareketin içinde de bu kaynaktan beslenen bir kesim var. Ve onlar kendilerini her şeye hak sahibi olarak görüyorlar. Ne yazık ki ben asla kadınlarla kavga etmek istemiyorum ama bu kadınlarla kavga anlamına bence sadece gelmiyor. Bu gerçekten bize resmi ideoloji dayatması yapılıyor. Ama ben bu kavgayı çok sürdürmek tabii ki istemiyorum. Çünkü çok fazla hedef gösteriliyoruz. Ben ya da benim gibi kadınlar çok fazla hedef gösteriliyoruz.
Maalesef böyle bir şey yaşadık 2 gündür. Hala da bir kısmı devam ediyorlar. Böyle üzücü bir şey yaşandı yani. Evet, gerçekten kabul edilemez bence. Özellikle sizin yıllara yayılan mücadeleniz bu kadar ortadayken, göz önündeyken. Onun güzel örneklerinden biri de Keskin Bir Hayat kitabı. Birazdan söz edeceğim ondan ama bir kadın hareketinden biraz daha söz edersek, bir taraftan insan hakları mücadelesinin kapsamı genişledi. Çünkü kadına şiddet sanıyorum ki önemli bir alanı artık. Kadın hem öznesi hem hak savunucusu, neler söylersiniz insan hakları mücadelesinde kadının bu ikili yönüyle ilgili? Evet. Yani bir kere tabii hem Kürt kadın hareketi hem de genel olarak coğrafyadaki feminist hareket ve LGBT artı hareketi oldukça gelişti. Ve bence en önemli yanı, yani sistem karşıtı ve biat etmeyen bir mücadele yürütüyor kadın hareketi ve LGBT'yi artı hareket. Ben bunun son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü yine bu yerleşik resmi ideolojinin kırılabilmesi için mutlaka bu ideolojiye karşı olan kadınların siyasetin içine girmeleri gerekiyor. Ve LGBT'yi artı hareketinin siyasetin içine girmesi gerekiyor. İşte kadınlar bunu yapmaya başladılar. Bu yükselmeye başladı bu hareket ve bence çok rahatsız etti. Yani gerçekten sistemi çok rahatsız etti. İnsan hakları mücadelesi tabii ki karma verilecek bir mücadele. Ama ben kadınların mutlaka ayrı örgütlülüğünün olması gerektiğini tabii savunan insanlardanım. Ve bu başladıktan sonra, yani kadınların ayrı örgütlülüğü başlayıp yükselmeye de başladıktan sonra bence insan hakları hareketine de olumlu katkıları oldu. Yine aynı şekilde LGBTİ artı hareketinin de bu şekilde katkısı oldu genel insan hakları mücadelesine. Ve bence bu yükselerek de devam edecek. Son olarak 17 Mart'ta da Diyarbakır'da 24 kadın gözaltına alınmıştı. Siz İnsan Hakları Derneği eş başkanı olarak açıklama yaptınız. Dediniz ki kadına yönelik şiddet politikler derken yalnızca kadınla erkek arasındaki ezme ezilme ilişkisine karşı çıkmıyoruz. Aynı zamanda ırkçılığa, militarizme, feodalizme ve kapitalizme de karşı çıkıyoruz. İşte bu gözaltına alınan kadınlar, bu keşisimsel farkındalığın içindeki kadınlar, bu mücadeleyi veren kadınlar ve bu nedenle devleti korkutuyorlar. Kadınlar iktidar korkutmasının yanında aslında mevcut bütün sistemleri korkuttuğunu söyleyebilir miyiz? Patron, çalışan ilişkisi, ataerkil sistem ve diğer düzenler ve kültürel kalıplar. Kesinlikle böyle. Yani gerçekten yine tekrarlıyorum, resmi ideoloji karşıtı. Yani ırkçılık, militarizm, feodalizm, kapitalizm karşıtı bir feminist hareket, bir kadın hareketi, jinoloji, Kürt kadınları açısından da son derece büyük bir önem taşıyan bir bakış açısı. Bütün bunların gelişmesi gerçekten çok hem olumlu etkiliyor hem de korkutuyor. Şimdi ben burada şunu söylemek istiyorum. Yani biz kadına yönelik şiddet politiktir derken aslında bunu kastediyoruz. Bakın bugün devlet dili çok sertleşti. Devlet dili şiddeti meşrulaştırdı. Yani Türkiye'nin altına imza attığı birçok sözleşme olmasına rağmen bu ülkenin İçişleri Bakanı şöyle diyebiliyor. Bölgedeki bir operasyon nedeniyle diyor ki yakalarsanız lime lime edin talimatını verdim diyor. Bu çok önemli. Bu İçişleri Bakanı şiddeti meşrulaştırıyor kendi sözleriyle. Şimdi bu meşrulaştırma ya da İstanbul Sözleşmesi'ndeki imzanın geri çekilmesi, şiddetin meşrulaştırılması evdeki kadına hemen yansıyor. Bu nedenle kadın cinayetlerindeki artışları biz politiktir derken bunu kastediyoruz ya da kadına yönelik şiddet politiktir derken bunu kastediyoruz. Hepsi birbirini etkiliyor. Irkçı uygulamalar, feodal uygulamalar, militer uygulamalar hepsi kadına yönelik şiddeti etkiliyor. Bunu kastediyoruz. Diyarbakır'daki arkadaşlarımıza gelince hepsi bizim çok yakından tanıdığımız arkadaşlarımız ve gerçekten bölgede yükselen bir kadın hareketi var. Yine söylüyorum, biat etmeden yükselen bir kadın hareketi var ve bu çok rahatsız ediyor yönetenleri.
O nedenledir ki arkadaşlarımıza operasyon yapıldı. Bir kısmı bırakıldı, bir kısmı tutuklandı. Ama onlar vazgeçmeden mücadeleye devam ediyorlar. Sizin kitabın, sizinle ilgim, anılarınızı anlattığınız kitapta da o kadar göz yaşartan kadın mücadelesi hikayeleri var ki, bir taraftan çok sert ama bir taraftan da o dayanışmayı, o kararlılıklarını görmek çok etkileyici gerçekten. Eren Hanım, kitaba gelmeden bir şey daha sormak istiyorum. İnsan Hakları Derneği Türkiye için çok önemli yapılardan biri, dediğimiz gibi mücadeleyle dolu bir geçmişleri var. Kuruluşunda da çok kıymetli insanlar var, pek çok aydın var ve benim aklıma ilk gelenlerden biri Gülten Akın. O bütün zarafeti ve kararlılığıyla o derneğin kuruluşundaki kişilerden biriydi. İnsan hakları mücadelesinin kültürle omuz omuza olması, kültür dünyasıyla diyelim, iyi örneklerinden biri. Özgür Ülke gazetesi bombalandığında işte yazarların, Latife Tekin'in, Murat Amungan'ın ellerine gazete alıp İstiklal Caddesi'nde destek eylemi yapması. Böyle güzel örnekler var ama sizce kültür dünyası, hak savunuculuğunuzu, sizin yaptıklarınız ya da Türkiye'de bütünüyle yapılanları yeterince yansıtıyor mu? Bu mücadeleye yeterince omuz veriyor mu? Yani kültür dünyası yeterince omuz vermiyor tabii ama bunu da anlayabiliyorum, korkuyor çünkü insanlar. Yani herkesin yaşamak için para kazanmaya ihtiyacı var, işlerini yapmaya ihtiyaçları var. Hele ki bu süreçte çok korkuyorlar ama bu korkuyu aşanlar da var tabii. Bizimle dayanışan birçok kültür dünyasından sanatçılar, birçok insan var. Ama tabii ki bunu yapmayanlar da var. Bu uzun sürecek bir şey. Yani özellikle son dönemde korku siyaseti çok egemen olduğu için bu kültür dünyasına da doğal olarak yansıyor. Ama örneğin Deniz Poyraz'ın katledilmesiyle ilgili biz bir çalışma yaptığımızda birçok sanatçı bize bu konuda destek verdiler. Yani kendi görüntüleriyle sosyal medyada, örneğin Nur Sürer, Suavi, daha birçok şu anda ismini sayamayacağım insan destek verdiler. Zaman zaman oluyor bu destekler. Bunlar önemli destekler. Bir de bugün şunu da söyleyeyim. Siz Gülten Akın'dan söz ettiniz. İnsan Hakları Derneği'nin kurucularından ve İnsan hakları mücadelesi için çok önemli bir kadın, Leman teyze, Leman Fırtına. Mutlaka. Yarın Leman teyzenin ölüm yıl dönümü. Onu da saygı ve sevgiyle anmak istiyorum. Kadınların hak mücadelesinde pek çok alanda öncüler ama bu alanda da önce olduklarını söyleyebilir miyiz? Siz, Şebnem Koru, Fincancı, Bask, başka isimler. Çünkü kadınlar aslında bir taraftan kendi mahallelerindeki diyelim erkeklerle de mücadele etmek zorunda kalıyorlar gibi, ne dersiniz? Yani İnsan Hakları Derneği erkek çoğunluğu sayısı olarak olsa da kadınların gerçekten seslerini duyurdukları bir dernektir. Yani ben eş başkanım, şube başkanı olan kadınlar var ve son dönemde karma bir örgüt olmamıza rağmen İHAD'de kadınların sesi daha da fazla çıkmaya başladı. Örneğin çok yakın bir zamanda mobbing ve baskıcı davranışların önlenmesine dair bir tutum belgesi çıkarttık ve bunun eğitimlerine başlayacağız tüm şubelerimizde. Bunlar bizim için önemli kazanımlar. Yani karma örgütlerde de kadınlar daha güçleniyorlar, daha çok ses çıkarmaya başlıyorlar. İnsan Hakları Derneği de bu karma örgütlerden biri. Ben yalnızca İnsan Hakları Derneği için sormamıştım, çok affedersiniz. Yani genel olarak sol örgütler, sol yapılar evet. İçerisinde de. Evet evet, yani tabii örneğin eskiden biz kadınlar ya da kendi karma örgütlerimizde ki erkek egemenliği çok kolay tartışamazdık. Ama artık kadınlar bunu yapmaya başladılar. Bu çok önemli. Çünkü bizler genel olarak egemen devlete benzer kurumlar üretiyoruz maalesef. Erkek egemen ve militer yaklaşımlar olarak. Bunu kırabilecek olanlar kadınlar ve LGBT artı mücadelesi. Ve bu başladı. Bu çok önemli. Çünkü biz devletin değişmesini istiyoruz. Biz değişmeden, biz ona benzerliğimizi yok etmeden devleti zaten değiştiremeyiz. Bu mümkün değil. Bu nedenle de
bu konudaki iç tartışmaları çok önemsiyorum ben. Ve bunu İnsan Hakları Derneği de yapıyor, diğer örgütlerdeki kadınlar da artık yapıyorlar. Bu çok değerli bir alan, mücadele alanı. Kendi içimizdeki ne kırmak. Biraz da kitaptan bahsedersek, Bircan Değirmenci'nin kaleme aldığı, sizin anılarınızı anlattığınız bir kitap bu. Keskin Bir Hayat İletişim Yayınlarınca okula sunuldu. Sizin hayatınız var, anılarınız var ama belki daha ön planda mücadelesini yürüttünüz. Her neyse o var, gözaltında kayıplar var, faili meçhuller var, çatışmalar var, yıkımlar var. Biraz arka planda kalmışsınız ya da bunu seçmişsiniz gibi, yoksa bu kitap demek ister mi? İşte Eren Keskin bütün hayatı bunlarla geçmiştir diyeyim. Ya şöyle, aslında biz 90'ları anlatmak üzere bu kitabı, yani 90'lardaki hak mücadelesini anlatmak üzere bu kitabı yapmak istedik. Ama tabii ki yani benim üzerimden olduğu için benim hayatımın da bir şekliyle yansıması gerekiyordu. O nedenle aslında ben bu kadar yansıması bile belki yansımayabilirdi. Şöyle söyleyeyim, ben yıllardır birçok yazar arkadaşım tarafından bana söylenilmiştir. Hani ya bu kadar anı biriktirdiniz, bu kadar özellikle Kürdistan'daki hak ihlalleri 90'larda, bunları anlatmak lazım, seninle bir kitap yapalım falan diye birçok arkadaşla konuştuk ama Bircan'la bizim çok eskiye dayalı bir geçmişimiz var. Çok ortak bir duygu dünyamız ve ortak yaşanmışlıklarımız var ve Bircan kalemine çok güvendiğim bir arkadaşım. Ya yani Özgür Gündem'in hepimizin hayatında çok önemli bir yeri var. Bircan da Özgür Gündem'in ilk muhabirlerinden biri. Biz yıllarca Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde, o zaman avukatların ayrı bir odası yoktu, gazetecilerin de yoktu. Yıllarca biz gazeteciler ve avukatlar aynı küçücük odanın içinde duruşmalar bekledik. Yani o nedenle Bircan'la yapmayı ben de çok istedim. Tabii ki pandemi girdi araya, biraz uzadı ama sonuçta bu Bircan'ın emeği. Yani ben sadece anlattım ama esas emeği Bircan verdi. Bu nedenle de kendisine minnettarım. En azından o dönemi, o dönemde yaşanan insan acılarını anlatabildik diye düşünüyorum. Tarihe bir not olarak kaldı. Seviniyorum bunun için tabii ki. Gerçekten de çok önemli bir döküm, bir dönemin ard arda yaşanması, yaşananları görmemiz açısından, ama sizinle ilgili de bazı bilgiler edinebildik yaşantınızla ilgili. İşte ekrana geliyor ilk davanız, idamlık gelince güzel avukat başlığı atılmış. Pek çok kez bu cinsiyetçi söylemlerin sizin mücadelenize gölge düşürdüğünü düşünüp üzülüyorsunuz. Ama diğer taraftan da Gezi'de olduğu gibi artık kadınlar diyor ki biz Eren Keskin'in sürmeleriyiz. Ne dersiniz bu konuda? Yani tabii ki şöyle söyleyeyim. İnsan hakları mücadelesi bizim coğrafyamızda aslında en görünür hale gelmesi İnsan Hakları Derneği ile oldu. O nedenle de kadınların da biraz ön planda olması bu hareketi güçlendirdi. Ben de o kadınlardan biriyim. Sadece ben değil, başka kadınlar var. Bizim büyüklerimiz de var. Leman teyze gibi, işte biraz önce söylediğim Gülten Akın gibi birçok kadın var. Ama maalesef bir dönem çok cinsiyetçi yaklaşımlarla karşılaştık gerçekten. Ama işte kadın mücadelesinin artmasıyla birlikte artık daha dikkatli olmak zorunda kalabiliyorlar. Yine yapanlar var ama bir dönem gerçekten çok cinsiyetçi yaklaşımlar içindeydi Türk basını. Vallahi hepsini işte bir şekilde mücadele ederek aşmaya çalıştık. Bu alanda eğer kalmaya devam ediyorsanız bunların hepsiyle de mücadele etmek zorundasınız. Yani başka yapacak bir şey yok. Fatih Altaylı'nın tabii o çirkin sözleri akla geliyor. Dava söz konusuydu, detayları kitapta var. Peki bu bakışın gerçekten kırıldığını düşünüyor musunuz? Özellikle basında ya da benzer çevrelerde. Kırıldığını tabii ki düşünmüyorum. Basın dünyası da son derece egemen bir dünya. Ama kadın mücadelesi yükseldiği için kadınlar artık hemen tepki gösteriyorlar bu tür haberlere. Hemen tepki gösteriyorlar. O nedenle kadınların tepkiselliği güçlendi. Kadınların
mücadelesi daha çok öne çıktı. Bu konuda örneğin Fatih Altaylı şu anda öyle bir yazı yazamaz artık. Yani onu ilk gördüğüm yerde cinsel saldırıda bulunmak istiyorum ya tecavüze taciz etmek istiyorum diye bir yazı yazamaz yani artık mesela. Böyle bir şey, bunu anlatmak istiyorum. Yani kadın hareketi bunu bir şekilde istenen düzeyde olmasa da sağladı. Eren Hanım, Keskin Bir Hayat kitabını okuyunca gerçekten sayısız dava kayıp, okuması çok zor hikayeler, işte hiç bugün bahsetmek mümkün olmadı. Bir işkence yöntemi olarak cinsel saldırı hikayeleri, sizin o alanda yıllarca verdiğiniz mücadele, hepsini okumak mümkün ve görüyoruz ki aslında hiç kolay olmayan bir hayat. Bir taraftan da kitabın en başlarında öğreniyoruz ki konservatuvar sınavına giriyorsunuz, kazanıyorsunuz, bir yerde diyorsunuz ki avukat olmasaydım şarkıcı olurdum, hiç keşke avukat olmasaydım da şarkıcı olsaydım dediğiniz oluyor mu? Yok, olmuyor ama hala böyle içimde bir yerlerde şarkı söylemek isteği geliyor. Hatta kardeş Türküler'le öyle bir planımız da vardı. Daha önce bir kere sadece Avusturya'da 4 Türk kadın olarak bir konser vermiştik. Sakine Teyna ile birlikte öyle bir deneyimim oldu. Ama yani şarkı söylemek her zaman çok sevdiğim bir şey ama avukat, iyi ki avukat olmuşum yani. Onu söyleyebilirim. Son olarak şunu sormak isterim Eren Hanım. Hep cesaretten bahsediyorsunuz. İnatta sebat, o inat etmekte. Kitap boyunca aslında bütün mücadeleniz boyunca görülüyor. 90'lar geçti, zor zamanlar. 2000'ler de pek kolay geçmiyor pek çok açıdan. Umutlu olmak için, inat etmek için, cesaret göstermek için neye ihtiyaç vardı bunların sahip olmak için diye sorayım. Yani şöyle, korku çok insana dair bir şey. Endişe etmek, korkmak. Ama bunu ön plana çıkardığınız anda, korkuyu ön plana çıkardığınız anda mücadeleye devam etmek mümkün değil. O nedenle hep arkaya atmak, hep işte ben hep şey diye tanımlıyorum. Yani ölülerimize borcumuz var bizim, devam etmeliyiz diye. Hep onu arkaya atarak, yoksa tabii ki insan endişe ediyor. Yani sürekli ölüm tehdidi alıp kapıdan rahat çıkmak çok kolay olmuyor. Ama dediğim gibi o duyguyu ön plana çıkartmadan mücadeleye devam etmek gerekiyor. Bir de ben şuna çok inanıyorum. Cesareti şu olarak ben tanımlıyorum. İnandığımı söylemek. Bunu hep yaptım ve yapmaya devam edeceğim. İnandığımı söylemeye. Biat etmemek insana korunaklı bir alan sağlıyor. Karşınızdaki sizi düşman gibi bile görse saygı göstermek zorunda kalıyor. Ben hep buna inanıyorum. Bu nedenle de biat etmeden yaşamaya elimden geldiğince devam edeceğim. Eren Hanım, çok teşekkürler. Yayınımıza katıldığınız için, emekleriniz için sağ olun. Ben teşekkür ederim. Size de iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Evet, kültür servisini bu haftada tamamladık. Her hafta olduğu gibi sağlık diliyorum sizlere. Haftaya görüşmek üzere.